İstanbul Kazan Bizkepçe Kanalı olarak bugünkü rotamız Üsküdar'ın silüetinde önemli bir yeri olan, ilginç hikayesi, muhteşem mimari dehası ve geçmişten günümüze gelen muhteşem bir eser olan Şems-i Ahmet Paşa Camii, bilindik adıyla Kuşkonmaz Camii'ndeyiz. Şems-i Ahmet Paşa Camii, Üsküdar sahilde kendi adıyla anılan semtte gerek konumu, gerek mimari dehası, gerekse de hikayesiyle küçük ama çok şirin bir cami. İçerisinde cami, külliye ve türbe bulunan 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan bu cami çok da ilginç bir hikayesi var. Gerçi birazdan onu da bahsedeceğim, anlatacağım. İsterseniz şimdi içeri girelim. Bu güzel, bu şirin camiyi yakından tanıyalım. Hadi bakalım. Cami 1580 yılında yapıldıktan sonra 1834 yılında İstanbul depreminde epey bir hasar görüyor. Uzun bir süre yıkık dökük bir vaziyette kalan cami, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün emriyle restorasyon çalışmaları yapılıyor. En son 2008-2010 yılında yapılan restorasyon çalışmasıyla son halini alan camide, o esnada caminin bahçesindeki kazılarda çıkan taşlar, mezar taşları şu an caminin duvarında sergilenmekte. Şu an görmüş olduğunuz bu yapı dışarıdan bakıldığı vakit laik bir mezar gibi dursa da esasında şadırvan görevi gören bir yapı. Şu an içi boş ancak içine sular doldurulup musluklarından insanlar abdest alıyormuş zamanında büyük ihtimal. Şu an sadece görüntü olarak sergilenmekte. Üzerinde çok ilginç kabartmalar var. Anlamları nedir şu an gerçekten bilmiyorum ama geldiğinizde bu yapıyı muhakkak görün derim. Çok ilginç bir yapı. Ben daha önce herhangi bir camide karşılaşmadım, görmedim. Biliyorsanız da bunu yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Şems-i Ahmet Paşa Camii'nin çok ilginç bir hikayesi var. Etrafında çok titiz bir kişilik olarak bilinen Şems-i Ahmet Paşa, dönemin veziri azamı Sokulu Mehmet Paşa ile arasında bir rekabet mevcutmuş. Bu rekabet zaman içerisinde atışmalara da sebebiyet vermiş. Günün birinde cami ile yapılan bir sohbet esnasında Şems-i Ahmet Paşa Sokulu Mehmet Paşa'ya der ki, "Efendi, sen çok güzel bir cami yaptırmışsın. Ancak caminin etrafında devamlı kuşlar uçuşup camini pisletmekte, kirletmektedir." Bunun üzerine Sokulu Mehmet Paşa Şems-i Ahmet Paşa'ya der ki, "Efendi, kuşlar Allah'ın mahlukatıdır ve her yere pislemekte serbestlerdir." Bu söz Şems-i Ahmet Paşa'nın aklına kazınır ve günün birinde kendi adına
cam yaptırmak ihtiyacı doğduğunda bu söz aklına gelir. Ve öyle bir cami yaptırmalıdır ki kendi adına taşıdığı bu caminin etrafında tek bir kuş dahi uçmasın, camisini kirletmesin. Dönemin büyük mimarlarından Mimar Sinan'ı huzuruna çağırır ve bu isteğini Mimar Sinan'a iletir. Mimar Sinan önce şaşırmıştır çünkü bu zamana kadar böyle bir istekle karşılaşmamıştır ve nasıl olacaktır? Yani kuşların caminin etrafında uçmaması, camiyi kirletmemesi mümkün mü? Bunu paşaya iletmiş olmasına rağmen Şemsi Ahmet Paşa bu isteği kabul etmez ve ısrar eder. Benim camimin üzerinde tek bir kuş dahi uçmayacak ve camimi kirletmeyecek. El mahkum Mimar Sinan huzurdan çıkar ve bir araştırmaya girişir. Öyle bir yer bulmalıdır ki kuşların uçmayacak neresi olabilir? İstanbul'un dört bir yanını dolaşır ve şu an bulunduğumuz nokta olan Üsküdar sahilinde öyle bir yer keşfeder. Kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği noktada rüzgarların kıyıya çarpmasıyla bir titreşim oluşur ve bu titreşim de kuşları tedirgin eder. Ve bu noktada bakar ki hiçbir kuş uçmuyor ve karar verir bu noktaya camiyi yapar. Şemsi Ahmet Paşa Camii, Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük cami. Bunun sebebi konumu itibariyle denize çok yakın olması sebebiyle kayma olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak camiyi çok ufak yapar. Ve bu muhteşem mimari zekayla da 450 yıldan fazla süredir bu caminin üzerinde tek bir kuş dahi uçmuyor. Caminin içerisinde zamanında L biçiminde yapılmış bir medrese bulunmakta. Şu an bir halk kütüphanesi olarak hizmet vermekte olan ve haftanın her günü sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar hizmet veren bu kütüphane özellikle üniversite öğrencilerinin çok rağbet ettiği bir nokta. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu hafta Üsküdar'ın simgelerinden Şemsi Ahmet Paşa Camii, bilindik adıyla Kuşkonmaz Camii'ndeydik. Muhteşem mimari zekası, ilginç hikayesiyle bu küçük şirin camiyi bir gün gelip mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik hoşça kalın.